Diyor yani, ya, o, o fotoğraf verilemez. Verilebilse görülecek. Ne anlama ya nereden, geldiğini. Nereden, nereden nereye gelmişiz gerçekten? Tabii nereden nereye geldik? Bakın Türkiye'de karikatürler yapılabiliyordu özgürce. Şimdi bir iki örnek vereceğim. Efendim sahnede de Metin Akpınar, Zeki Alasya, Süleyman Demireli, Turgut Özal'ı bunu hicvediyorlardı ve bu insanlar gelip onların gösterilerini izliyor. Üstelik de nasıl diyeyim size böyle bir tepsi baklavalar, tatlılarla geliyor idi. Turgut Özal'ın bir karikatürü yapılmıştı Milliyet Gazetesi'nde. Bakın. Turgut Özal telefon açıyor Koramana. Diyor ki o karikatürü çerçevelet, orijinalini bana getir. Bak çerçevelet orijinalini Bak bana getir. Bak ben noktadan e, örnek verdin sen doğramacılık konusunda. çok iyi bileceğini dedin Özal ya. Özal'ın e, da gene noktada kapak olan bir e, photoshop diyorlar. Şimdi o zaman başka şeyler diyorduk. E, Özal eşi çocukları lale devri diye Hı -hı. E, eski işte, saraylı kıyafetleriyle verilmişti. Hani eleştiriyse ...ucuna kadar eleştiriydi. O konuda da bir şey olmamıştı. Hayır efendim, hayır yani Turgut Özal'da hiç... ...ben anımsamıyorum... her ...herhangi bir karikatüristi... ...mahkemeye verdiği... ...ya da niye bunlar çiziliyor dediğini... ...Süleyman Demir'e zaten... ...Bülent Ecevit'te hiç anımsamıyoruz... ...zaten o gazeteci... E, ...İsmet İnönü'ye gelince... ...sınırlı sayıdadır... E, ...hakkında dava açtırdığı gazeteci... ...üstelik de gazetecileri gördüğü zaman... ...mesela anekdotlar değil mi ne diyor... Nerede senin boynunda kalemin silgin diye gazeteciyi de bu şekilde uyarıyor. Dolayısıyla şimdi o gençlere baktığımda ben üniversitede işte bizim kendi öğrencilerim açısından da söylüyorum. Şimdi biz bu çocukları nereye çıkarıyoruz? Bakın İstanbul Erkek Lisesi neredeyse %80'i 90'ı mezun olup yurt dışına gidiyor. Rakamlar ortada. Galatasaray Lisesi'nin tamamı. İşte Alman Lisesi, Avusturya, Saint Joseph, Saint benoît Bak bütün bu çocukları işte Robert Kolej. Bu ülkenin sınavda ilk 10, ilk 50, ilk 100, ilk 500'deki çocuklarımız burada liseleri bitir, liseyi bitirdiğinde yurt dışına kaçmak için olağanüstü büyük çaba harcıyor ve yurt dışına gidiyorlar. Artık kaç bin ailenin gittiği konusunu falan onu da söylemiyorum. Bak onu da söyleyeyim. Şimdi gelelim üniversitelerin durumuna. Türkiye'de artık üniversite yok. Türkiye'de artık söylüyorum ben size yüksek lise var. Lisenin üzerine bir buçuk yıl, iki yılda değil. Lisenin üzerine artık bir buçuk yıl. Bir takım vakıf üniversiteleri adıyla üniversiteler var ki üniversite falan değil kardeşim onlar. Bu ülkenin çocuklarına yazık. Şimdi dediğin doğru üniversite yok. Yüksek lise var. Aslında yüksek lise bile yok. Şimdi neden? Şimdi ben bir Az önce Boğaziçi e, e, yani. Üniversitesi'nden açtın e, sözü. E, eski bir e, akademisyen olarak, öğretim üyesi olarak e, o camianın nereden nereye geldiğini çok da güzel birkaç dakika içinde özetledin. Şimdi efendim e, yeni gelen rektör vekili e, Naci İnci, kayyumun e, kayyumu... kayyumu e, bir öğretim üyesinin görevine son verdi. Can evet. Bey. Can Candan. Evet. Şimdi Can Candan'ın görevine son verdi. Gerekçe Can Candan'ın sosyal medyadaki Erdoğan'la ilgili bir paylaşımı. Bakın bir kere bir e, görevine son verme gerekçesi bu. İki e, Mehmet Naci İnci rektör vekili diye bu yazı var ya oradan size iki cümle okuyacağım. Bir kere diyor ki Görevinize devam etmenizde yarar bulunmadığı değerlendirilmiştir diyor. Değerlendirmişler. <laughs> Dahası var. Şimdi sen Utan bana şey geldi. E, burası bir e, öğretim e, eğitim yeri mi ne, yüksek lise alçak üniversite bir karar ver. Diyor ki kişileri aşağılama ve küçük düşürme amacı güden ve kişilik haklarına saldırın teliğinde paylaşımlarla amirlerine ve üniversitemiz yöneticilerine hakarette bulunma iddiasıyla soruşturma açıldı vesaire. Amir diyor. Amir şimdi benim e, hep şaka yolu söylediğim bir şeydir. Ay bana işte müdür mü diyelim, koordinatör mü diyelim, haber mi diyelim. Ay bana ne olur haber amiri deyin derdim ya da gece amiri. O kadar böyle havalı bir şeydir ki amir. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Amir diyor amir. Bir akademisyenin amir olur mu? Ne şimdi, nasıl olur? Çok yaşa şimdi cümlenin bitmesini bekliyorum senin. Yahu üniversitede amir mi olurmuş? Söylüyorum size bakın üniversitelerin getirildiği durum bu. Üniversitede şu andaki rektör de yine bir siyasi parti yandaşı olan bir rektör. Orada arkadaşlarıma sordum. İlk etapta işte hani nedir diye. Evet onlar söylediler ki AKP'li değil ama işte MHP'li bir, parti parti gönüldaş, gönül vermiş olan birisi verir. Ne oluyor? Burada sonuçta akademi, akademiya siyasal kurumlardır akademiler, üniversiteler. Ama arkadaş şimdi kaç yılın hocasısın bir, iki, rektöre, rektör vekilinin vekili olarak orada oturuyorsun ama sonuçta profesör ünvanı da taşıyorsun. Üniversitede bir akademisyene nasıl amirin diye hitap edilebilir, amir olabilir mi? Böyle, böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Burası kışla mı? Üniversite özgürce düşüncelerin ifade edilebildiği yerlerdir. Hep ne diyoruz? İlkokulda, ortaokulda, lisede siyaset olmaz. Okullara siyaset girmez bu kurumlara. Ama üniversiteler kardeşim siyasal kurumlardır. Siyaset üniversitede olur. Orada konuşulacak. Paneller orada olur. Konferanslar orada olur. Şimdi bildiğim kadarıyla Can Hoca, benim okuduğum kadarıyla da bir 14-15 yıldır bildiğim, benim anımsadığım, üniversitede anımsadığım. Bak kendimden bir olay anlatayım, niye noktaladım hocalı. Haliç'te yaklaşık ben 15 yıldır Haliç'teyim. Part-time, full-time toplamım. Bu Global TV'de bir program vardı, işte orada imam ilgili bir cümle vardı. İşte onunla ilgili işte mahkeme bilmem ne. Gök Üniversite'ye şu yazıyı gönderdi. Erol Mütercimler hakkında ne tür işlem yaptığınızı bize bildirin. Nasıl yapacak da hani nasılını merak ediyorlar. Evet. Evet. Yahu. Şimdi ne söyleyeyim ben? Ben ne söyleyeyim? Siz zaptiye misiniz kardeşim? Sen savcı mısın? Özellikle sende hitap ediyorum. Sen yargıç mısın? Nesin yahu? Nesin? Bırak bu mesele, bu yayın yargıda. Yargıda da Allah selamet versin zaten. Üç farklı efendim celse, üç farklı duruşma, üç farklı savcı geldi biliyor musun Ayşenur? Üç farklı savcı geldi karşıma. Zaten orada anladık ne olup ne biçim. Neyse artık o yüksek yargıda dava, istinafta. Ama üniversitelerin geldiği durumu bakın. Çocuklarımızı gönderiyoruz, dünya kadar para veriyoruz. Allah'ını adına yok. Türk üniversite sisteminin üzerine 1980'den sonra lök olarak oturdunuz. Yahu bir parça o sıcak koltuklarınızdan kalkın. Vakıf üniversitelerini bir adam gibi denetleyin. Orada köfte yemeye gelmeyin. Köfte onlar, ne demek istediğimi anlıyor onlar benim. Köfte yemeye gelmeyin oraya. Bir lütfen girin ve şöyle düşünün. Bizim ben çocuğuma 40 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira yıllık ödediğimde bu üniversitede okumasını ister miyim? Ya buralar üniversite değil kardeşim. Adı Vakıf Üniversitesi. Hayır, Türkiye'de 5 ya da bilemediğiniz 6 tane gerçekten vakıf üniversitesi var. Gerçekten. Geri kalanların tamamı ticarethane. Tamamı ticarethane. Arkadaş, peki niye vakıf üniversitesi koydunuz adını? O zaman lütfen koyun. Deyin ki burası para kazanma makinasıdır. Niçin çocuklarımızı bu üniversitelere mahkum ediyorsunuz? Neden mahkum ediyorsunuz? Söyleyeyim ben size. Erkek çocuklar için askerlik, efendim kız ve erkek çocuklar toplamı için iş meselesi, işsizlik, iş yok çünkü. E ne olacak şimdi bunlar okullara tıktığın zaman? E mezun oldular, şimdi iş yok. Koca koca adamlar ana baba eline bakıyor. Ana baba mahcup, çocuk mahcup. Ne alt edecekleri belli değil. Bak kaç tane çocuk intihar etti. Öğretmenlerin hiçbirisi atanmıyor ama diyanete ayrılan bütçeye bir bakın. Lütfen rica edeyim ya. Oralara verilen kadrolara bakın. Ülkenin öğretmen gereksinimi var. Okulların durumunu anlatmıyorum zaten onlara gerek yok. Yani şu bayram günü konuşumuza bakın. Bana sabah bir arkadaşım işte bir sürü dünya kadar telefon mesaj var. İşte bayram kutlu. Ben de dedim ki neyin bayramını kutluyorsunuz? Ben 1966 yılından beri bizim ailemizde bayram kutlanmaz. Zaten ailede bayram kutlanmaz. 1966'dan beri babam işte Hakk'a yürüdüğünden beri. Şimdi şöyle bir ortama bakın, şu konuşulanlara bakın, o çocukların ailelerine bakın. Nasıl, nasıl bayram olacak? Ne yapacaklar onlar? Ne yapacak kardeşim? Otobüsün akbili için babasından para istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi işte uzay bilimleri bölümünden mezun olmuş olan çocuk. Neyi konuşacağız ki biz? Neyi konuşacağız? Ben hem bir öğretmen çocuğuyum hem kendim işte 42 yılın 42 yıl kaldı geride askeri okullarda, üniversitelerde toplam. Düşünün. Yani benim bütün hayatım bebekliğimden beri öğretmen bir ailenin çocukları olarak geliyor.